işte hayat. Güzel bir hayat doğuyor bize, çağırıyor bizi yeni başlangıçlara. Bırakalım kaygımızı, neşe sarsın her yanı, götürsün bizi bu hayat başka gören bir hızla. Bizi tüm özlemleri neşe ve coşkuyu hayat. Karşılık verelim, neşelenelim hayat. Hayat, 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 hayat zinciri. İnsanlar aramaktan vazgeçip evlerine dönerler. Güneş batınca büyük kurt ininden çıkar. Dişleri ay ışığında parıldar. Derken o ama artık kurt yok büyük baba. Kurtlar sadece çocukları korkutmak için. Yanılıyorsun evlat, yanılıyorsun. Hala kurt var çünkü. Evet, hayvanat bahçelerinde. Ha? Çok komikler. Söylesene büyük baba, sincaplar ne yer? Her tür tane. Meşe palamudu, kayın kozalağı, çam fıstığı. Peki ya sincapları kim yer? Bazen şahinler yer ama daha çok tilkiler yer. Ya tilkileri? Tilkileri kim yer? İnsanlar onları öldürür. Bazen sadece kürkleri için öldürürler. Ama daha çok tilkiler tavukları yediği için. Çünkü tavuklar bizzat bize yemek oluyor değil mi? Madem hep en büyük küçüğü yiyor, peki en büyüğü kim yiyor? Bazen elbette insanlar. Ama bazen en küçükler büyüklerin leşiyle beslenir. Ama en küçükler bazen büyükleri yemek için tuzak ya da kışkırtıcı olarak kullanılır. Ama en küçüklerin en büyükleri yedikleri anlar da vardır. Bu durumda büyük baba sürekli bir döngü yaşanır. Yine de tüm bunlar bir yerde başlamış olmalı. Elbette sevgili oğlum. Aslında her şey güneşle başladı. Yaşadı ve var oldu. Güneş mi? Peki neden? Bu nasıl oldu? Güneş olmasaydı dünyamız ölü bir gezegen olurdu. Sistemde bulunan diğer tüm gezegenler gibi. Merhaba, ben Işık Partikülü Foton. Tabii ki beni hatırlıyorsunuz. Nasıl unutabilirsiniz ki? He? Hayır mı? Hatırlasanıza Foton. Yani ışığım ben. Yani ben ve diğer fotonlar. Bizler enerji taşırız. Görmek ister misiniz? He? Ona uyguladığım enerjinin gücünü gördünüz mü? Tuhaf değil mi? Evet. Çünkü benim sayemde enerji, yani hayat var olur. Yani demek istediğim... bizim sayemizde hayat oluşur. Biz öyle küçüğüzdür ki çıplak gözle bizleri görmek asla mümkün değildir. Ama inanın varlığımızı hissedersiniz. Peki her şey güneşle nasıl başladı büyük baba? Aslında her şeyin temelinde beslenme zinciri yatar. Her şey bu zincirle ortaya çıkar ve beslenen her şey gelişir. Beslenme zinciri olmadan aslında bunların hiçbiri olmazdı.
Pekala, bir örnek daha ister misin? Evet evet isterim, söyle. Görüyorsunuz, bu yaprakta pek bir şey olmuyor. Çok sakin değil mi? Ama inanın bana çok değişecek birazdan. Hı? Son verin artık. Biraz disiplin lütfen. Şuraya bir oksijen koysak nasıl olur? Karbon da hiç fena gitmez hani. Böyle daha güzel olacak. Evet haklısın. Devam edelim. Ha? Bu da ne böyle? Onlar bize gerekli olan şekerler. Ama güzel olmamış mı şef? Bunlar şeker diyorum tamam. Size. Tamam, ona aldırma. O bu soyut kültürlerden hiç anlamaz çünkü. İşte bu. Evet bu. Bu bir şeker. Hadi gönderin hemen onu. Güneşten gelen ışık sayesinde ortaya çıkan hayatı var eden enerjidir. Hayatın tüm zincirini var eden. Peki bu zincirde bizim yerimiz nerede? Çünkü bizi kimseler yemiyor ama biz çok şey yiyoruz büyük baba. İhtiyaçlarımıza göre çok şey yediğimiz doğru. Evet ama her zaman böyle değildi. Sana şöyle anlatayım. Bundan on binlerce ama on binlerce yıl önce... Size yiyecek getirdim. Bu kadar mı? Aslında çok büyük bir hayvan yakalamak üzereydim ama... Aa, senin şu av hikayeleri. Hı-hı. Bu tip yaşam biçiminde her zaman açtılar ve bedenlerinin ihtiyaçlarını zorlukla gideriyorlardı. Yağ 12 kalori, protein 8, vitamin... ama bu çok az, çok fazla vitamin yok. Ah neyse ki kurabiye rejimine fazlasıyla alışkınız. Hadi tamam bırakın geçsinler, bırakın geçsinler. Tamam tamam tamam. Yine de biraz daha besin hiç fena olmazdı. Nihayet biraz protein geldi ama rezerv için yağ yok. Rezervler çok azaldı. Hiç şaşırmadım. İki gün hiçbir şey yemedi çünkü. Şuraya baksana, bunların içinde C vitamini de fazla yok. Bu kötü mü?
Bilmiyorum, şeye sormak gerek. Şeye... Hala uyuyor. Hadi yardım edin de kalkayım. Bir, iki. Neler oluyor böyle üstad? Bu da ne böyle? Bunu daha önce de görmüştüm. Bu çok tehlikeli olabilir. Atar damar çatlayabilir ve kan organizmaya yayılabilir. Hemen onarıp sağlamlaştırmak gerek. Çabuk olun hadi. Şu çatlağı hemen onarın. Hadi çocuklar, hemen işe koyulun. Hadi Pilatet, biraz çabuk ol. Pilateton, ayakta uyumayı kes artık. Siz niye hala bekliyorsunuz? Elimden tut. Diğerleri gelmeden sağlam olmuş mu kontrol edeyim. Hop, hop, hop. Tamam, artık gelebilirsiniz. Gelin. İşte güzel bir çalışma. Bir daha bana platetlerin işe yaramaz olduğunu söylemeyin. Bu yine de hiç normal değil. Kan damarları bu şekilde yıpranmamalı. Çok tehlikeli. Bu da ne? Bunlar da ne? Ne üstad? Üstad! 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 Acil bir durum var da. Ne? Neler oluyor? Organizmada fazlasıyla C vitamini eksikliği haber verildi. Bu vitamin o kadar önemli mi? Ne demek önemli mi? Bu temel bir vitamin. O olmadan ateş ve kansızlık baş gösterir. Kan damarları yıpranır ve bu da hemorajiye neden olur. Eskorbüte neden olur. O halde hemen C vitamini üretmelerini emredelim üstad, olur değil mi? Hayır, maalesef organizma C vitamini üretmiyor. Onu dışarıdan alması gerek. Meyvelerden ve de sebzelerden olmalı. Anladınız mı? Peki ne yapabiliriz üstad? Hiçbir şey. Sadece ümit edebiliriz. Bunlar çağlarının epey önündeler. Bu da ne? Ben de bundan korkuyordum. Bu bir damar kopması. Şimdi bu durum çok ciddi. Hemen geliyor. Ne? Annem nereye gidiyor? Görüyorsunuz. Ateşi yüksek. Kaygılanmanıza gerek yok. Bu işi halledeceğim. Hiç telaş etmeyin. Tekrar geleceğim. İşte geldim. Pekala. Bekleyin. İlacını buldum.
Bunları neden getirdiniz? Onların iyileştireceğine inanıyor musunuz? Ona bunlardan siz de verin. Tekrar tekrar verin. Bir süre sonra iyileşecektir. Evet, bir de bu var. Evet, alın. Ya, tadı çok iyidir, merak etmeyin. Harika bir tadı var. İtiraz istemiyorum. Rejim 5-6 gün devam edecek. Bakın hastamız için ne getirdim. C vitamini 400 miligram. Güzel, güzel, güzel. Bırakın geçsinler. Güzel, gelebilirsiniz. Zemin sağlam. Neredeyse bitmiş, güzel. Her şey yolunda gidiyor. Bir ara gerçekten korkmuştum. ...110 gram protein ve 300 kalori yağ. Evet, çok güzel, çok güzel. Karaciğerde durum nasıl bir bakalım? Kolesterol talebinizi yerine getirmek için lipid veya asitlerine ihtiyacım var üstad. Bunlar olmazsa asla üretemem. Bu da ne demek böyle? Sen hangi okuldan mezun oldun ha? Size bir sipariş geçmişsek malzeme oraya geleceği içindir. İşte anons edilen lipid teslimatı. Daha ne bekliyorsunuz? Hemen kolesterol üretimine başlayın hadi. Bakalım bizim sektörde durum nasıl? Çok iyi değil. Ne denmiş o? Benden yağ rezerviyle ilgilenmem istendi. İlgileneceğim ama siz de görüyorsunuz bunun adı rezerv değil. Acaba bana hemen yağ gönderebilirler mi? Rezerv için birazcık yeterli. Bak şu taraftan ne geliyor. Yağ geliyor, harika ya. Merhaba çocuklar. Geç kaldınız, canımız sıkıldı. Nihayet biraz eğlenebileceğiz. Merhaba. İyileştim. Artık hiç acımıyor. Evet, bunlar hiç fena değilmiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi av vakti. Şu meyveleri görüyor musun? Hem sağlığa yararlılar hem de vitamin içeriyorlar. Gerçekten çok lezzetli. Evet, ama onları tanımak gerek. Doğru. Tanımak için vaktimiz var. Hayır, 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 hayır. Al işte budala. Atalarımızın işi hiç kolay değilmiş büyük baba. Sandığından daha zordu. Hadi. Her zaman açlık vardı. Her zaman yiyecekleri eksikti. Hayatları acımasızdı ve harcadıkları enerjiyi karşılayacak yiyecekleri yoktu. Çoğu zaman salgın hastalıklardan ya da eskorbütten ölüyorlardı. Eskorbüt. Tedavisi için sebze ve meyve yemek gerekli.
Anlıyorum büyük baba ama bize hep orta çağlarda yapılan ziyafetlerden, büyük şenliklerden söz ediyorlar. Senin anlattıklarına pek uymuyor. Evet ama ziyafetler daha çok beyler, prensler ve krallar için geçerliydi. Sıradan insanların durumu çok farklıydı. Şunu hiç unutma evlat. Seçilmişler bile bazen bedel ödüyordu. Örnek oluşturabiliyordu. Fiziki güç o dönemde para demekti. Hem de hayal edemeyeceğin kadar. Mesela Haçlı askerleri savaş dışında bazen binlerce kilometre yürümek zorunda kalıyorlar. Günümüzde her şey kolay. Modern ülkelerde çok daha kolay. Motorlu ulaşım araçları ya da toplu taşıma, özel imkanlar, çok sayıda besin maddesi hem de bol bol. Hatta fizik gücü hiç gerekmiyor. Evet, her şey çok kolay oldu. Ve hücrelerimize işlemiş olan her zaman için daha iyisine ulaşmaya çalışma güdüsü hayat zinciri içerisinde hızla devam ediyor. Söylesene büyük baba, yaşamayı ve beslenmeyi tamamen öğrenince bu kültürü hücrelerimiz hep koruyacak mı, ne dersin? Kesinlikle çok uzun bir süre koruyacaklardır. Ama her zaman mı dersen, büyüyünce ve yaşlanınca onlar da yorulacaktır derim. Bu kaçınılmaz ve tabii organizmamız da yorulacak. Şuraya bak. Çok güzel görünüyorlar. Çok güzelmiş. Şuraya bak büyük baba. Canın çekti değil mi? Evet, evet öyle. Karnın hala aç mı? Hayır, aç sayılmaz. Hayır ama bu bir tür... Bir tür arzu. Derinlerden gelen bir ihtiyaç mı? Evet, evet öyle bir şey. İstersen şu anda organizmada ve beyninde nelerin olup bittiğini anlatabilirim sana. Şeker ve yağ rezervleri yeterli. Protein rezervi yeterli. İştahı keselim mi üstad? Evet, evet. Kesin hadi. İştah kesilsin. Hemen ilet. Hemen deyince aklıma geldi. Bizim imkanlarımızla bile bu biraz zaman alıyor. Mesaj hedefine varana dek o arada her şey yaşanabilir. Bu arada ona pasta için biraz izin verebiliriz. Genç bir organizmanın oldukça fazla şekere ihtiyacı vardır. Merak etmeyin. Yemek ufukta görüldü. Evet, kesinlikle. Hemen fark etme emri verin. İlkel beyne talimat. Ufukta yiyecek var, hemen fark etsin. Bu fosil de neyin nesi? Bu Olibirus. Yiyecek yeter, iştah hemen kesin. Yoksa çok fazla gelecek. Ve asla gerektiğinden fazla yiyecek alınmamalıdır. Bunu sen de biliyorsun, öyle değil mi? Sen sadece kendi bildiklerini tekrar edip duruyorsun. Sen her zaman saçmaladın zaten. Beynin aldığı emirler her zaman çok net değildir. Anlamak için deneyimler ve eski içgüdüler işin içine girer. Modern beyin bu yeteneğe çok daha hakim sayılmaz. Sana fazla zararı olmayacaktır. Yağ 230 kalori, protein 130, şeker 200'den biraz daha fazla. Durun! Yağla birlikte kalori fazlasıyla yeterli. Gelelim vitaminlere. Bir bakalım. Neyse idare eder. Hayır! Daha fazla göndermeyin. Yağ ve şeker yeterince oldu. Hiçbiri harcanmıyor sonra. Ama çok yeniyor. Durdurun! Durdurun! Bunu duyuyor musunuz üstad? Bir kez olsun memnun olmuyor. Yetersiz olunca zırlıyor, fazla gelince de ciyak ciyak ötüyor. İyi bir denge sağlamak ve korumak hiç kolay değildir. Hayır, denge sağlamak hiç kolay değil. Üstelik fazlalıklar birikmeye başlayınca aklın alamayacağı kadar tehlikeli olurlar. Çünkü insan yaşam boyunca yer. Yaklaşık 75 bin kez mi? Değil mi? Peki tüm bu yiyecekler güneşten mi geliyor? Evet öyle. Et, süt,
peynir, sebzeler, salata, soluduğumuz oksijen bile. Evet, hücrelerimizi besleyen her şey güneşten gelir. Hadi yakala. Söylesene Piero, sence evet. Köpeğin hiçbir zorlama olmadan sana itaat etmeyi nasıl öğrenmiş olabilir? Bir düşün istersen. İşte hayat, güzel bir hayat akıyorsak ince karşılık verelim, neşelevelim hayat.